Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript, ECMAScript 6 eğitim setimizin 21. dersiyle birlikteyiz. JSON'lara devam edeceğiz. JSON syntax. Yani JSON'da söz dizimi kuralları nelerdir? Onu göstereceğiz. Şimdi diyor ki JSON veri at der çiftlerinde tutulur diyor. Bakın. Hatırlarsanız JavaScript eğitim setimde size bir JavaScript nesnesi nasıl oluşturulur onu göstermiştim. First name at 2 nokta üst üste değer. Virgül demiştim. Başka bir nesneye özellik eklemek istiyorsanız tekrardan virgüllerle ayırıp yazacaktık. Last name 2 nokta üst üste ve değer. Görüyor musunuz? At değer at ad değer. Atla değer arasında iki nokta bırakıyorduk. Burada özelliklerin arasına da virgül bırakarak ayırıyorduk. Mesela yaş diyeceksek yaş eşittir 7 gibi. Bu şekilde değerlerimizi veriyorduk. Fakat JSON'da nasıl yazılıyor? JSON'da at değer çifti yazılırken at kısmına da çift tırnak içerisine alıyoruz. Bakın. At da çift tırnak içerisine alınır. Şurada da at kısmını çift tırnağa alacağız. Ama şu number olduğu için sayı olduğu için bunu çift tırnağa almanıza gerek yok. İşte bu JSON formatında bir veri. Geçen ders neyi göstermiştim? JSON formatındaki bir veriyi nasıl metne dönüştüreceğiniz. Şuraya bir tırnak, şuraya bir tırnak yazdığınızda metne dönüşüyor. Bunu stringify metodu yapıyor. E, stringify metoduyla metne çeviriyorduk. Tabi normal metinden de bunları tek tırnak vurduğumuzda tek metin olduğunu varsayıyorduk metinden de parse metoduyla normal nesneye geçiriyorduk. Bu şekilde geçen derste stringify ve parse metodlarını göstermiştim. Bu derste ise sadece söz dizimi kurallarını göstereceğim. Bakın ad çift tırnak içerisinde yazılır, değer de çift tırnak içerisinde yazılır, İki nokta ile ayrılır, her bir özellik ise virgüllerle ayrılır. Burada virgüllerle ayrılır dediği, o kıvırcı parantezler nesneleri tutar dediği bu. Köşeli ayrıçlar dizileri tutar. Yani şu birden fazla JSON verisi için şu dizi olacak tabii ki bu. Bunu daha sonra göstereceğim tabii. Burada birden fazla JSON verisi tutmak istediğinizde köşeli parantezler içinde birkaç tane, yüz tane artık kaç tane ise onları dizi mantığıyla düşüneceğiz. Şu köşeli parantezler içerisine alacağız. Şunu gösterdim zaten. Bir ad değer çifti bir alan adından çift tırnak işaretleri içerisinde ardından 2 nokta üst üste ardından bir değerden oluşur. Diyor ki çift tırnak içerisindeki bir addan 2 nokta üst üste ve çift tırnakla bir değerden oluşuyor. Ad değer çifti. JSON biçimi JavaScript nesneleriyle hemen hemen aynıdır. JSON'da anahtarlar çift tırnak işaretleriyle yazılmış stringler olmalıdır. Diyor ki anahtarlar şuradaki Adlar string, çift tırnak içerisinde yazılmış stringlerden oluşmalıdır diyor. JSON'da değerler arasındaki veri türlerinden biri olmalıdır. Değer string olabilir, number olabilir, object olabilir, array olabilir, boolean, null, function, date ve undefined olabilir. Yani diyor ki burası boolean da olabilirdi. True, false. Ne bileyim bir fonksiyon da olabilirdi. Artık hangi fonksiyonsa bir array, bir dizi olabilirdi vesaire türleri kapsayabilir diyor. JSON JavaScript söz dizimini kullanıyor. Çünkü JSON söz dizimi JavaScript nesne gösteriminden türetildiğinden az önce gösterdim. Sadece şu çift tırnak yok JavaScript nesnelerde bakın. Sadece şu yok. Ama JSON'larda sadece bu çift tırnak eklenmiş. Bu yüzden JavaScript nesne gösteriminden türetildiğini söyleyebiliyoruz. Bu yüzden JSON ile JavaScript ile çalışmak çok az ekstra yazılım gerektiriyor. Yani daha kolay. JavaScript nesnelerinin JSON olarak kullanılabileceği gibi JavaScript arrayleri de JSON olarak kullanılabilir. Bunları göstereceğiz tek, tek. JSON dosyaları için dosya türü .json'dır. Şunu diyor. Bakın şuraya geliyorum. Yeni dosya diyorum. Bilgi.json diyelim. Bir info bilgi demek. Hemen açıyorum. Bakın gördünüz mü? Diyor ki bu bir JSON dokümanı. JSON belgesi diyor kastettiği bu. JSON dosyalar için dosya türü nokta JSON'dır. JSON metni için mime türü application slash Bu da meraklısına yazdığımız bir bilgi. Evet bu şimdilik bu kadar yeter. Şimdi buradan devam edelim. Bunları nasıl çekiyorduk? Hemen object diyorum. Nokta first name. Bu şekilde first name'ime ulaşabilirim. Bir break atalım. Artı object nokta last Sonucu görelim. Sonucu vermedi. Tabii ki vermez. Şu buradaki küme parantezini unutmuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi verdi. Şimdi burada Farklı bir kullanım olabilir mi? Evet. Şunları bir imiş gibi kullanabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Bunun dışında bunları bu JSON verilerimi değiştirebilir miyim? Bakalım değiştirebiliyor muyum? Kendi ismimi yazıyorum. şu kullanım hoşuma gitmiyor benim açıkçası. Şu kullanım daha güzel. Bakalım değiştirmiş mi? Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde değiştirdi. Normalde değeri Ayfer iken Fehmi oldu. Değerini de bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders Jason'lara devam edeceğiz.